öpüşmek? Ben. Bu adamla. Tam şu anda niye öpüşüyorum ben ya? Ne yapıyorsun ya? Şimal, sözlüğümü yapıyorum. Ne oldu ki? Sen niye bu kadar tepki verdin? Şey... Hatırlamıyorsun ya. Hatırlamıyorum. Ama bir yerden de başlamam gerek, öyle değil mi? Çünkü sen benim sözlümsün. Askerlik arkadaşım değil, değil mi? Şey, evet. Şey, aşağı inelim mi? Bekliyorlar. Hı. Çok ayıp olur. Gidelim mi? Ben gidiyorum. Sen gelirsin. Ben öncelikle sana teşekkür etmek istedim. Niye ki? Benim sözüme itibar ettiğin için. Bu defa beni üzmediğin için. Vallahi Allah biliyor. Gönlüme göre bir gelin diledim. Ama itiraf edeyim. Yani bu kadar iyisini de bulup getireceğini hiç düşünmemiştim. Babacığım bak bilmediğin şey... Madem sen sözünde durdun. Ben de sözümde duracağım. Aynen de dediğim gibi. Şirketi sana verdim gitti. Şirket benim oluyor be. Şirket benim oluyor dedi. Vallahi dedi. Şirket senin dedi. Ay kocacığım. Şimdi muradımıza erdikmiyor. Tabii ben gideceğim deyince korktun. Bastın nikah. Beni bu kadar mı çok seviyordun? Aşkımdan bu kadar mı ölüyordun ya? Şirketi seviyorum ben, şirketi. Bu Civan Efendi ağzını aça dursun, şirket nasıl kapılır göstereceğim ona. Ben kazandım, ben! Evet, sen kazandın aşkım, tamam. Bir erkeğe vurabilecek en büyük piyangoyu. Beni kazandın. Bravo sana. Ha? Hadi gel gelelim de bu haberi annelere de duyuralım. Sağ ol dayı. Al canını da al, sağ ol. Kızımı üzen, ağlatan, beni de üzer Civan. Ben üzülürsem ne yaparım? Ben de onun canını acıtırım. Ha böyle yaparım. Tabii ya. Kızlarını alayım diye hepsi bir olup kumpas kurmuşlar bana. Hepsi ayrı oyuncu bunların. Ailece dolandırıcılar. Efendim babacığım. Hayırdır evladım? Babacığım ben şey... Oğlum, iyi misin sen? Okan geldi. Hoş geldiniz. Meryem'ciğim. Şunları al bakalım. Canım kocam ya. Görüyor musun nasıl da heyecanlı Meryem? Tabii herkese nasip olmaz. Bugüne bugün benle evlendi. Sen şimdi bir dakika burada dur. Ben önden gideyim bir durumu izah edeyim, tamam mı? Heyecandan bayılmasınlar diye diyorsun değil mi aşkım? Civan. Sen bir şey değecektin oğlum. Vay çakala bak, kızı getirmiş şimdi. Okan, oğlum niye bostan korkuluğu gibi dikiliyorsun? Bak misafirlerimiz var, bir hoş geldiniz de. Gel buyur sofraya otur. Hoş geldiniz. Babacığım benim sana bir şey söylemem lazım. Ay bunun ne işi var burada? Öpeyim anneciğim. Ay. Ver babacığım senin elini de. Bu kim ya? Ya Elti, gel bakayım buraya. Bayağı da sıskaymış. Kız az yemek ye. Okan, ne oluyor burada? Şöyle bir şey yaptık babacığım. Aşkım, ne olur bu müjdeyi ben vereyim. Sürpriz!
Ne? Yuh! Ay gerçekten Şimal ya. Harfi harfine böyle. Bir dakika, bir dakika, şimdi bir dakika. Civan'ın abisi bayağı kimseye haber vermeden biriyle mi evlenmiş? Yani tam olarak bilmiyorum tabii. Ama böyleydi işte. Biz de olay çıkınca apar topar çıktık geldik. Ay hanım. Yetiş hanım. Heh, iyice ov canım. Sağa doğru olacaksın Meryem. Böyle mi olur bilek hiç? Anneciğim iyisin değil mi? İyisin, iyisin. Ay anneciğim diyor bu. Kocacığım, senin yaptığın da iş mi? Böyle müjdeli bir haber. Pat diye mi söylenir? Alıştıra alıştıra diyecektin aşkım. Kocacığım deyi, Dahsin. Aşkım deyi, bir şey de şuna. Lan var ya Okan. Allah senin avazını versin. Okan, karın ağrısı Okan. Ya sen ne halt ettin ya? Ya bir şey söylesene. E hadi bu salak. Peki ya sen kızım? Hı? Ya ben de kime laf anlatıyorsam. Aa tencere. Aa kapak. Ama anneciğim, babacığım. Hani yemeklerini beğendiniz ya. Hani siz sevdiniz diye şey ettim. Ben çok iyi biliyorum da senin o şeyini. Şimdi... Kızım, ya peki ben senin babana ne cevap vereceğim? Ha? Adamcağız seni halanda zannediyor. Sen kalkıp gelmişsin. Buralarda gizli gizli evlenmişsin. Eyvallah babacığım. Ama ne yapalım? Gönül ferman dinlemiyor işte. Babacığım diyor ya. Ya Neticim de anneciğim? Sizler benim ailemsiniz. Burası da benim yuvam artık. Ailem diyor, yuvam diyor bu. Ya yeter, yeter be! Bu gecelik bu tantana yeter. Hadi herkes odasına. Hadi, hadi, hadi. Bizim odamız hangisi aşkım? Hani biz evlendik ya babacığım. Bu gece bizim. Meryem, misafir odasını ayarla. Hadi. Peki benim. Ama babacığım biliyorsun. Kızım. Bak, izinsiz, destursuz gidip evlenmişsiniz. Bir halt etmişsiniz zaten ama bu iş böyle olmaz. Seni gidip usulünce babandan isteyeceğiz. Onun da bir rızasını alacağız ona göre. Şimdi yarın gidip Civan'a kızı istiyoruz. Ertesi günde hemen uçağa atladığımız gibi Antep'e gidiyoruz. Bari bu saatten sonra usulüne göre davranalım. Benim bu sıfa oğlum bir halt etmiş. Ben şimdi onun o haltını düzeltene kadar sen de kurban olayım. Sakın babana bir şey söylemeyesin. Aslı ya. Bir yalan nerelere kadar çıkıp geldi. Tahsin Bey de öyle isteme falan deyince ben hiçbir şey söyleyemedim. Ya ne diyecektin ki kızım? Baban olur demiş sonuçta. Ay yok ben istemiyorum gelmeyeyim mi diyecektin? Hem böyle erkenden gelmeleri belki de iyi bir şeydir. Aslı bunun nesi iyi? Bana bir anlatır mısın? Babam tamam derse biz şu an resmi olarak evliliğe ilk adımımızı atacağız. Sen farkında mısın bunun? Evleneceğim ayağına beni kafaladığını düşünüyor biliyor musun? Abi görsen var ya, öyle temiz yüzü, öyle saf ki. Babam bayıldı mesela. Yani tertemiz. Melek gibi. Bazen ben bile diyorum ki oğlum diyorum ya bir insan nasıl bu kadar saf olabilir? Sonra diyorum ki Civan Efendi asıl saf olan sen misin de haberin yokmuş. Hiçbir şeyden haberi yok garibimin. Yüzüne bakarken bile utanıyorum Aslı. Ha, kendimi dolandırıcı gibi hissediyorum. Nereye kadar devam eder ki bu oyun? Tam bir dolandırıcı. Kurmuşlar tezgahı, öyle yürütüyorlar gemilerini. Benim de hafıza gidince tabii. Yani yavru, idare edeceksin biraz. Ya buraya kadar gelmiş işe çomak sokmak olmaz. Ya bunları konuştuk seninle. Ya babanlar hep burada kalacak değiller ya. Mezuniyete kadar idare et, sonra sen sağ, ben selamet. Bilmiyorum. Şimal, bana bak, gözlerimin içine bak. Ne diyeceksin? Babamlar dönene kadar. Babam şirketi bunu devrilinceye kadar idare edeceğiz durumu. Ama sonra bütün bu yalanlar bitecek. Çıkacağım karşısına. Diyeceğim ki... Ne desen haklısın. Ama mecburdum, beni affet. Seni gidi küçük dolandırıcı. İnan ben de böyle olsun.
olsun istemezdim. Niyetim seni dolandırmak değildi. Derdin para değil mi? Derdin para. İnan tek derdim babamlara yalancı çıkmamaktı. Ne oldu? Vay. Maymun gözünü açtı. Her şeyi hatırlıyorum. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Ha? Hafızan gitti diye seni böyle bir oyunun içine çekmem hataydı. Kabul. Ama artık oyun falan yok. Bitti diyeceğim. İşte bu. İşte bu kadar ya. Bitti. İşte budur kızım ya. Evet. Ne oldu şimdi? Ben Civan'dan önce evlendim. Babam şirket senin demedi. Evlendim ben. Evlendim ama. Hani şirket? Ne olacak şimdi Dahsin? Ya olacağı belli. Ya bu hayta ya. Hayta. Ya biraz gaza gelsinler diye bir şey söyledim. Senin oğlanın gidip yaptığına bak. Şimdi hakikaten gideceksin. İsteyecek misin sen kızı? Hanım. Ya oğlanın yaptığını görmüyor musun? Gitmiş nikaha basmış. İsteyeceğiz tabii. İsteyeceğiz. Başka çare mi var? Lan Okan. Babacığım. Hayırlı geceler babacığım. Ne istiyorsun gece gece? Bir maruzatım vardı da. Daha ne diyeceksin? Babacığım şey demiştiniz ya hani ilk evlenene şirketi vereceğim demiştiniz. Onun için şey ettim. Rahatsız yani. Hani evlendim ya ben. İyi haldettin oğlum, iyi haldettin. Ama anneciğim sen de beğendin ya kızın. Hani güzel yemekler yapıyor dediydin. Nerede? Zifaf gecesi ya. Hocacığımla daha ilk geceden ayırdılar bizi. Zaten annemin sabahını almışım yanıma. Of ya. Sensiz geçen her saniye benim için bir ömürdür yârim. Yok bu böyle olmayacak. Bu hasretliğe bir son vereceğim ben. Yok ya uyumamışsındır değil mi aşkım? Hem zaten benden ayrı uyuyamazsın ki. Biricik aşkın geldi. Babacığım vereceksin değil mi şirketi bana? Bak söz verdin. Verecek verecek hemen verecek. Senin ne işin var burada? Ha? Ya bir huzur verin ya karı koca bize huzur verin ya. Ne bileyim babacığım aile toplantısı var dediler ben de hemen geldim. Babacığım şirketi buna vermeyeceksin değil mi? Verecek tabii. Evlen dediler evlendim. İstediğimiz gibi kızla evleneceksin dediler. İstedikleri gibi kızla evlendim. Şirket benim olmalı. Söylesene anne Antepli gelin bulmadın mı sana? 27. Doğru değil kız Antepli. Ya iyi de babam Antepli olmasa şart demedi ki. Evleneni vereceğim şirketi dedi. Dikkatini çekerim kardeşim. İlk evlenene vereceğim dedi. Yeter! Yeter dedim. Bana bak başlayacağım şirketinizden. İkiniz de doğru düzgün bir evlilik yapmadıkça şirket mevzusu... Çık dışarı. Çık dedim. Çıkın lan. Çıkın dışarı. Çıkın. Elini çabuk tutan kazanır kardeşim. Kızı kafa kola almışsın ama bak boşa gitti gördün mü? İlk kim evlendi? Ben. Bu ne? Yüzük. İyi geceler bekar kardeşim. Bu oyunu sürdürmekten başka şansın yok oğlum Civan. Hayır ilk önce ben evlendim ya. Evlendim. Uyumuştur, uyumuştur. Uyumuştur da... Hadi bu geceyi atlattın sonra ne yapacaksın Okan? Şirket için katlanacaksın oğlum. Her şey şirket için. Bu yolda her şey mübah. Sen kazandın. Göreyim lan seni.
hedefini hiçbir zaman unutma oğlum Okan. Hedefini. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil Antepli kanında mevcuttur. Biraz sabır. O senin olacak. Başka kimsenin değil. Senin. Üzülme kocacığım. Senin olmaya geldim bak. Sen nereden çıktın be? Heyecanlanma koçum. Heyecanlanma yiğidim. Ben de heyecanlıyım. Ama bak bitti işte. Buradayım yanında. Hayır olmaz. Bence de olmaz. Olmamalı. Hem nerede görülmüş çiftlerin zifap gecesi ayrı yattıkları? Gel kocacığım. Karının kollarına gel. Ne oluyor burada? Namahrem basıldık. Tövbe tövbe. Bu ne uykusuymuş ya böyle? Akşam yatmasını bilmiyorlar, sabah kalkmasını bilmiyorlar. Üf, üf. Şu perdelerin haline bak. Ay. Abla, sabah sabah ne yapıyorsun ya? Oo, günaydın Şimal Hanımcığım. Ne yapıyorsun mu var kız? Akşam sanki beni istemeye geliyorlar. Alo alo, en son ben geldiğimde temizlenmiş bu ev Şimal. Öyle bir iki saate bitmez. Kız ne bakıyorsunuz aval aval? Gidin suratınıza bir su mu çarpın? Gelin bir işin ucundan tutun haydi. Ay Emine abla, bir kahvaltı yapsaydık ya. Ay yaparsınız canımın içi, yaparsınız. Şu işler bir hafiflesin. Haydi Şimal haydi. Ha babam, siz de girin bir şeyler atıştırın mutfakta. Daha alışverişe gidilecek. Miraç, al ablacığım liste. Bunları hallediverin. Abla bunlar yetecek mi ya? Ordu'ya yemek mi yapıyorsun, ne yapıyorsun? Geç dalganı sen, geç. Görmedin sanki insanlar nasıl ağırladılar bizi. Altta mı kalalım Miraç? Ha? Hadi ablacığım, haydi dikilmeyin babam, haydi. Hadi oğlum gel dışarıda sinitir. Çikolata işini sen halledersin değil mi Civan? Şimal kızımıza şöyle iyisinden güzelinden bir çikolata yaptır. Yani böyle büyükçe, böyle gümüşten kayık bir tabağa yapsınlar, böyle göz doldursun. Civan. Civan. Affedersiniz babacığım, bir şey mi dediniz? Kayık diyorum, kayık, kayık. Ne kayığı? Saltanat kayığı. Yok ya. Buna güvenilip yola çıkılmaz. En iyisi biz annene takı bakmaya çıktığımızı halledelim. Ha hanım? Vallahi ben hiçbir şey halledemeyeceğim Dahsin. Aa, elin Artvinli kızı için kendimi yoramam. Kız istemeye de gitmeyeceğim. Heh, işte has ve öz Antepli gelinin de geldi anneciğim. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. Günaydın, günaydın. Günaydın hayatım. Günaydın memleketlim, 27'm benim. Günaydın kocacığım. Günaydın yengeciğim, günaydın. Ya bir şey söyleyeceğim, geçen kahvaltıyı sen hazırlamıştın. O kadar güzeldi ki tadı damağımızda kaldı. Fakat dikkat ediyorum da bugün en son sen uyandın. Hayırdır? Her şey evlilik cüzdanını alana kadar mıydı? Reklam mıydı yani her şey? Aşk olsun Civan. Ben her gün yaparım aslında ama biliyorsun. Malum taze gelin gibiyiz. Gerçi aramızda koca koca engeller var ama.
Tövbe estağfurullah. Aman bizim gönlümüz hoş olsun da. Yoksa biz ne büyük engeller açtık kocacığımla. Değil mi aşkım? Milletin kızları nişanlanacağı zaman spalara, kuaförlere koşar kankalarıyla. Biz burada temizlik yapıyoruz. Ah ah, şansa bak. Onların elleri manikür tasında, bizimki temizlik kovasında. Aslı, buna bak. Nişan deyip durma. Zaten gerginim. Yüzük takmıyor musunuz kızım? Nişan demeyeyim de ne diyeyim? Sen de bir an önce kabul etsen iyi olur yani. Of of. Gitsin gitsin dedikçe dallanıp budaklanıyor. Hata mı ettim ben Aslı'ya? En başından hiç girmeyecektik biz bu işe. Şişman, bana bak. Bugün bunları düşünmüyoruz. Ya ileride çok garip eğleneceğiz kızım bunlara. Azıcık tadını çıkarsana. Hanımlar, diliniz çalışacağın azıcık eliniz çalışsın. Daha halıları silkeleyeceğiz, haydi. Tamam abla, tamam. Civan. Siz bugün Şimal'le yüzük almaya da gideceksiniz değil mi? Evet babacığım. Hiç merak etmeyin, o iş bende. Ben daha neler yapacağım ona da. Yani yüzük ne ki, daha neler alacağım ben ona. Canım sözlüm benim. Aa, saat çok geç olmuş. Ben canım sözümü daha fazla bekletmeyeyim. Müsaade isteyeyim. Görüşmek üzere. Ha. Afiyet olsun. Ben de kaçtım şirkete hanım. Hadi. Bekle beni, ben de seninle geleyim babacığım. Aa, daha ilk günden işe mi geleceksin kocacığım? Ama çok işimiz var hayatım. Öyle değil mi babacığım? Yoo. Çok işimiz var ya babacığım. Yok evladım. Var var. Yok dedim. Var babacığım, çok işimiz var. Çok çok işimiz var. Ay nasıl çalışkan, nasıl işine düşkün kocacığım değil mi anneciğim? Malum şimdi bir de evlenince sorumluluklar arttı tabii haliyle. Yüzük tabii, hiç merak etme. Ben sözlümü yüzüklerin en güzeli alacağım. Hey Şimay Hanım, bekle sen. Ben de bugünü sana zehir etmezsem. Haydi çırpın. Haydi çırpın. Sizin de kolunuzda hiç güç yokmuş. Çeyrek maç oluyor. Kız, yat Şimal. Ay yuh kızım ya. Aşkım, kapıdayım. Hadi, yüzük bakmaya gideceğiz ya. Erken çıkar, biraz takılırız diye düşündüm ha. Tamam. Sen gelmeseydin ben gelirdim. Aa, olur mu şöyle şey? Ben sözlümü otobüslerde süründürmeyeyim hiç. Hadi, bekliyorum. Ne yapayım? Ne yapacağım?
Ara bakalım Nazlı Hanım, ara. Daha çok arayacaksın bu telefonu. Senden de intikam alacağım ama gel astıranı bekleyeceksin. Ne kadar da yakışıklı görünüyor. Çiçek dağılmış. Günaydın aşkım. Şimal, Şimal. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim. Selam enişte. Merhaba. Hadi. Gidelim mi? Konuşacaktım ben seninle. Kızım hadi. Birçok zinciri berbat edeceksin. Ne yapıyorsun? Hadi. Binmeyecek misin? Şey, biz nereye gideceğiz ki yüzük almaya? Nereden alacağız yani? Canım hadi sen bin şuraya. Geç kalmayın siz. Ben markete gideceğim. Şimal! Şimal bekle. Ne Şimal ya, ne Şimal? Ya lütfen, lütfen sadece konuşacağım. Ya ne yüzle konuşacaksın ya, yüzsüz. Ben yüzsüz. Ne oluyor? Nereye gidiyor bu herifle birlikte? Şimal bekle. O herif dediğin kızın sözcüsü bir kere, tamam mı? Yalan. Yalan söylüyorsunuz. Sırf bana inadından gitti o adamla sözlendi, öyle değil mi? Bu arkadaş bu nedir ya? Yemin ediyorum var ya, memlekete kıtlık getirmiş olabiliriz ha baba. Marketin stoklarını bitirdik, o bir gerçek de. Defol git. Aldatmış kızı, bir de gelmiş burada ne diyor. Yürü. Bak gördün mü? Sen bile hayır diyemedin. Niye? Çünkü her şey bir inat. Ya söyleyin şunu da kurtulalım Allah aşkına, söyleyin. Sen hala ne yüzsüz yüzsüz konuşuyorsun ya? Allah Allah. Kim lan bu? Ne oluyor ki orada? Oh ne hala? Aldat, terk et, gel hesap sor. Yok ya. Sana ne ya? Sana ne? Sana ne? Aldatmadım. Aldatmadım. Ya her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Bir beni dinlemiyorsunuz ki siz ama. Baba. Lisedekilerden birini unutmuşuz. Sen eve geç de ablam bozulur şimdi. Ben hemen bir alayım yiyelim. Seviyorum. Anlıyor musun? Seviyorum. Şimal'in abisi geliyor. İşte şimdi hapı yuttun oğlum. Adam hapisten yeni çıktı. Senin için seve seve bir daha girer. Hapis mi? Asıl! Ne oluyor lan burada? Ha? Seviyorum, memiyorum bir şeyler mi duydum ben az önce? Şimdi şöyle, ben şey... Ne? Ben... Sen ne oğlum? Konuş. Aslı, sen söyle bakayım. Kimi seviyormuş bu... Aha! Abi şey... Ne? Bu... Evet. Benim eski sevgilim. Ne? Ne? Abicim... Ben de tam senin ne kadar delikanlı biri olduğundan bahsediyordum. Miraç abi böyle şeylerden hiç haz etmez dedim. Çeki git Allah aşkına ya dedim. Ama beni dinlemiyor. Ay bırak arkadaşım peşimi, istemiyorum. Kaç kere söyleyeceğim ya? Anlamıyor musun lan? Şimdi durum tam olarak öyle değil. Ben de izin verirseniz açıklayayım sizi. Bir kere... Açıklama. Açıklama istemiyorum. Abi... Diyelim ki... Biri Şimal'i evleneceğim diye kandırdı. Sonra gitti onu bir de aldattı. Misal yani. Ne yaparsın? Vururum lan onu. Onun ortasından. Ha böyle vururum onu. Değil mi abi? O adama kurşunlar yakışır. Hem de en güzel... Bir dakika, bir dakika. Yoksa bu seni kandırdı mı kız? Ha? Evleneceğim diye seni bu kandırdım. Lan Haşimal. Ha Aslanay. Sen bu kızı sahipsiz mi sandın lan? Sahipsiz mi sandın? Abi dur gözünü seveyim, yapma. Ya gel buraya, buraya gel. Aç ağzını. Elini kanadını aldı. Bu kesin içinde inat ya. Abi bak Şimal çok üzülür sonra. Kim? Abi dur. Öldürün seni. Ne yapsın kız, ne saçmalıyorsa? Ne yapsın? Ya ben de onu soruyorum işte, ne yapsın? Geri hapse düşmek falan bir şey demedin mi sen? Yo. Öyle mi dedim? Ya evet dedin ya basbaya. Aman be abi. Ben sinirden ne dediğimi biliyorum. Allah'ın pisliği işte. Nereden buluyorsunuz bunu? Ben anlamıyorum ki. Aslı. Efendim abi. Ya bu çocuğu benim bir yerden gözüm ısırıyor ama. Nereden? Allah Allah. Nereden ki acaba? İnsan insana benzer be abi. Hadi gel bak biz gecikmeyelim. Emine abla bekler.
Yok ya yok. Ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum ya. Neyse gelir benim aklıma. Gelir. Neden geldik buraya? Kaza buralarda oldu ya. Buralarda dolanıp sohbet edersek belki hafızam yerine gelir diye düşündüm. Ha, ne dersin? Sana yüzük bakmaya gitmeden önce biraz hafıza tazelemeye ne dersin? Aşkım. Hadi. Hadi gel. Civan Saydam'la sözlenmek kolay mı? Önce biraz eğlenelim bakalım Şimal Hanım. Anlat bakalım. Neyi? Neyi? İki aklı başında insan nasıl oldu da bu çukura düştük onu. Şimdi sen bana evlenme teklifi ettin. Sonra biz çıktık. Yürüyorduk. Görmemişiz. Düşüverdik. Düşüverdik. Kim düşüverdik? Yani aşk gözümüzü kör etti. Biz de hiçbir şey görmeyip çukura mı düştük yani? Pardon. Açma bakalım sen Civan Bey. Telefonu açmayınca nikah düşmüyor, tamam mı? Telefonumu açmayabilirsin ama nikahımızı ne yapacaksın? Ya biraz huyuna mı gitsen acaba Nazlı? Ben onun huyuna gitme kutumu beni böyle bir 10. terk edişinde falan doldurdum Demetciğim, maalesef. Artık öyle karşısında beni bırakırsan ölürüm diye yalvaran bir kadın yok artık, tamam mı? Tamam canım, tamam da ne yapabileceksin ki sonuçta? O bir daha açmasın. O zaman görür işte. Sen daha arkadaşını tanıyamamışsın Demetciğim. Ya ben hatırlayamadım ya. Gerçekten hatırlayamadım. Şey mi yapsak? Sana evlenme teklif ettiğim yeri görsem acaba hatırlar mıyım bir şeyleri ha? Evlenme teklif ettiğin yer? Evlenme teklif ettiğim yer. Buraya yürüyerek geldiğimize göre yakınlarda bir yerde olmalı. Kafe değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ben sana kafede evlenme teklif ettim. Evet. Kafe. Nerede tam olarak şimdi şey? Böyle kıvırmışsın işte küçüküm. Bakalım pes edip doğruyu söyleyecek misin yoksa para belasına yalanlara devam mı? Hı? Şurada. Şurası. Şurası. Hı? Şurası. Ben sana bu kafede mi evlenme teklif ettim? Evet. Evet de niye şaşırdın ki bu kadar? İnsan sevdiği birine böyle bir yerde evlenme teklif etmez. Çok ayıp etmişim. Yok canım, ne ayıbı? Ne ayıbı? Ben seviyorum böyle yerleri diye. Seviyorsun demek. Bak şimdi daha çok merak ettim, biliyor musun orayı? Gerçekten merak edilecek bir yer değil. Yo yo, evlenme teklif ettiğim yeri görürsem belki hatırlayabilirim. Her şeyi. Şey. Ney? Yoksa hatırlamamı istemiyor musun? Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey canım? Gidelim. Hadi gidelim. Gidelim. Ne yaptım ben şimdi ya? Allah'ım lütfen yardım et. Seni gidi dolandırır seni. Sen böyle kıvranıp duracaksın, ben de böyle karşında zevkle izleyeceğim. Emine abla, 2 dakika soluklanayım, kolum koptu ya. Soluklanırsın, soluklanırsın gülüm. Biter işini öyle, haydi.
Emine, Abuşimal niye yüzük almaya gitti? Biz kızı verdik mi? Sen akşam hedeslen, sözlenmeyecek mi bu çocuklar baba? O tavsiye demedi mi bu böyle olmaz, biz geleceğiz isteyeceğiz diye? İstediler mi? Baba. Söyle bakayım senin aklından ne geçiyor, ha? Ne geçecek kızım, hiçbir şey. Yok yok, ben bu hiçbir şeyi iyi bilirim. De bakayım bana, senin gözün damada mı tutmadı, kızına mı kıyamıyorsun ha? Ay babam, yapma ama ya. Bak kızın sevmiş. E sevmiş ki istemiş çocuğu. Görmüyor musun ne kadar mutlu? Bize de onun mutluluğuna ortak olmak düşer baba. Haydi yapma. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ne kadar güzel duruyor yüzük. Geri ver bakayım sen onu bana. Oh. İnandırıcı olsun diye. Ne yapıyorsun? Sana evlenme teklif ettim ya. Onu canlandırmak istiyorum. Anlatır mısın bana? Ben sana nasıl evlenme teklif ettim? Bak, şimdi ben hatırlamıyorum ama sen hatırlıyorsun ya. Bana yardım et. Ne dedim mesela? Nasıl evlenme teklif ettin? Şimdi biz böyle karşılıklı oturuyorduk burada. Burada. Sıradan bir gün. Sen ayağa kalktın, benimle evlenir misin diyordun. Ben böyle bir şey yokken ayağa kalktım. Ve sana ben böyle dümdüz evlenme teklifi ettim. Hayır ya, ben böyle yapmamışımdır. Yapmamışımdır ya. Bir şey daha yapmışımdır. Ne yapmış olabilir? Çiçek. Çiçek de almışsın. Çiçek. Çiçek maalesef çalışmadığım yerden. Pardon. Affedersiniz. Çok affedersiniz. Çiçeği ödünç alabilir miyim? Bir işim var. Evlenme teklif edeceğim de. Teşekkürler. Sağ olun. Ah! İşte çiçek. Çiçek de var. Ne yaptım yani? Böyle çiçeği dümdüz verip evlen ben de demedim herhalde. Bir şey yapmışımdır. Ne yapmışımdır? Çökmüştün. Diz çökmek. Evet. Çok banal ve çok klişe. Yani ben tüm bunları yaptım ve sen teklifimi kabul ettin. Eminim beni çok seviyorsun, ondandır. Diz de çöktüm. Yüzük de var. Çiçek de mevcut. Sonra ne yapmış olabilirim ben? Benimle evlenir misin dedim. Ne diyeceksin? Böyle. Dümdüz. Tansız, tuzsuz, evlen benimle. Dememişimdir ya. Ben başka bir şey daha yapmışımdır. Ne yapmışım? Benimle evlenir misin aşkım? Benimle evlenir misin aşkım? Nerede, ne şekilde, nasıl olduğunun bir önemi yok. Sevgi yeter sanıyorsun öyle. Gözün hiçbir şey görmüyor. Sevgi yeter mi sanıyorsun? Yani sevgi yeter diyorum. Nasıl olduğunun bir önemi kalmıyor ki. Bakayım, hatırlayamadın sen. Hadi gidelim. Hadi gidelim, hadi. Hadi bir dakika. Ama... Ama daha cevap bile vermedin. Vermiştim. Daha önce. Vermiştim. Cevap verdim. Şimdi ben hatırlamıyorum ya. Sen daha iyi hatırlıyorsun. Ne cevap vermiştin bana? Bana ne cevap vermiştin? Anlamadım. Pardon, duyamadım. Ne dedin? Evet. Yani bak, normalde dudak hafızası diye bir şey var biliyor musun? Böyle öpünce hatırlıyorsun ama ben hatırlayamadım. Sanki bir kez daha öpsem hatırlayacak gibiydi. Bugünlük yetsin mi bu kadar? Yetsin bugünlük bu kadar? Eve gidelim mi? Babam bekliyor.
bekler. Gidelim. Pardon. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok makbule geçti. Siz devam edin. Altı taktiklere devam. Babam nasıl? Vallahi heyheyleri pek üstünde. Deme ya. Ah Okan ah. Ah Okan ah ah. Durduk yere baş ağrısı çıkaran Okan. Ya şuraya bak ya. Biz Civan'ı yola getirelim dedik. O kalktı gittin. Ah. Ama Civan'a da iyi oldu ha. Çok da güzel bir gelin aldık. Ama ya öteki? Gerçi ona da öylesi yakışırdı ya. İyi de ben kızın babasına ne diyeceğim? Adam benim arkadaşım yani. Ne diyeceğim onu gördüm sana? Babacığım. Ha. Çomağı hazırla. Babacığım sen şey demiştin ya... Hani ikiniz de usulüne göre evlenince diye. Biz bu akşam kardeşime kız istemeye gidiyoruz. Kız istemenin önce olması sayılmaz değil mi? Önce ben evlendim sonuçta. Bana bak Okan, eğer bir daha şirketi bana verecek misin dersen... ...hepten vermekten vazgeçerim ona göre. Ama baba? Aması babası yok. Bir katakuleye getirip evlenmişsin, şimdi gelmişsin benim karşıma şirket istiyorsun ya. Olacak şey mi? Usulüne uygun evleneceksin. Ondan sonrasını konuşuruz zaten ya. Peki baba. Biz niye girdik ki buraya? Uzuk bakmayacak mıydık? Evet ama öncesinde söz için biraz elbise falan bakarız diye düşündüm. Ne dersin? Hiç gerek yok ki. Var benim elbisen. Canım tabii ki var. Ben yok demedim ki. Ama buradan bir şey aldın mı sen? Ha? Ya şunlara bakar mısın? Hepsi tasarım. Hepsi marka. Uyumlu giyiniriz diye düşündüm. Ne dersin? Alışveriş tüm kadınların turnusol kağıdıdır Şimal Hanım. Ne kadar para gözü olduğunuzu şimdi anlayacağız. Merhabalar Civan Bey, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bu değil. Ay bu hiç değil. Ay. Ana. Babam. Tahsin babam babana hiçbir şey söyleme demişti. Ay boş verdim o zaman. Yanıma da hiç şatafatlı şeyleri almamışım ya. Ama göreyim seni Vildan. İstemeye gidildiğinde elçini gölgede bırakmalısın. Hoş. Gerçi ben çuval giysem bile o çirozdan daha güzel olurum ama. Neyse. Siz hep böyle mi alışveriş yapıyorsunuz? İnsana kendini özel hissettiriyor değil mi? Hadi ama Şimal. Sen bir türlü alışveriş moduna geçemedin. Baksana. Ne kadar güzel parçalar var orada. Ah, bak mesela bu çanta. Çok güzelmiş. Tasarımmış. Bakmak ister misin? Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Bir çantaya bu kadar para verilir mi ya? Yazık. Ya sen ona niye takılıyorsun? Ben hediye alıyorum sana. Ben...
bence sen de anla yani. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Bir aile bununla kaç ay geçiniyor, senin haberin var mı? E tamam, başka bir şeye bakalım o zaman. Mesela şu, ha nasıl? Şuna bak. Bu ne? Efendim, sizin için birkaç özel koleksiyon parçası getirdim. Çok şık. Çok güzeller. Eminim sana çok yakışacak. Şimal Hanım, buyursunlar kabine. Ben mi? E buraya senin için geldiğimize göre tabii ki sen. Buyurun. Yok. Gerçi hiç gerek yok, hiç istemiyorum. Teşekkür ederim. Hadi ama. Naz yapma. Daha çok işimiz var. Hadi. Gerçekten istemiyorum. Hadi ama, daha yüzük bakmaya gideceğiz. Hadi. İstemiyorum ama. Ama beni bildiğimine. Hadi lütfen. Ama, gerçekten... ama naz yapıyorsun. Ama lütfen, bu kadar olmaz. Çok yakışacak. İnanılmaz. Ama gerçekten. Buyurun lütfen. Buyurun. Ama. Teşekkürler. Bir çıkın diye bu kadar para verilir mi? Seni çakal seni. Gören de o kadar yalanı para için söylemediğini düşünür. Çakal. Çakal. Oğlanları evini barkını bulaydı derken... şu başımıza gelenleri görüyor musun Meyrem? Hı? Biri gitti, kaçak göçek evlendi geldi. Öbürü ne diyor, belirsiz bir kız buldu. Kocam da tutturmuş, gidip isteyeceğiz deyi. Reva mı bu olanlar bana? Ne yapacaksın hanımım? Nasiplerinde varmış çocuklar. Ah ah. Hadi Okan gitti, evlendi. Bari civanımın başının yanmasına izin vermeyeydim. Ama nerede Dahsin'in dediği dedik? Anne! Bu nasıl sence kız isteme için? Tam zoytarı gibi olursun bununla. Yani biliyorum aslında biraz sönük kaldı ama... Eltimi bir de elbisemle gölgede bırakmayayım dedim, yazık kıza. Canım bana da çay döksen hazır ayaktayken. Ne diyorsun? Ha? Gerçi daha yeni gelinliğimin tadına varamamışken... bir de üstüme elti gelmesine bozulmadım değil ama... ne yapalım, kısmet. Ben de hiç böyle hayal etmemiştim Vildancığım. Hiç böyle hayal etmemiştim ama... dediğin gibi kısmet. Anne kız! Eltim kimlerden? Ben dün gece çıkaramadım. Çıkaramazsın ki. Antepli değiller. Değiller mi? Ay nereliler peki? Hiç sorma. Artvin. Artvinliler. Ay anne. İşinize karışmak üstüme vazife değil ama... onlar ne bilsinler bizim örflerimizi, adetlerimizi? Hay atana rahmet. Kaç gündür söyleyeyim ama hesaba katan mı var? Ne işimiz olur bizim elin Artvinlisiyle? Haksız mıyım? Haklısın. Yerden göğe kadar haklısın anneciğim. İsteseniz ben kaynımı Antep'in şanlı kızlarından bulurdum ama... Ben de bulurdum şöyle südüsümü, temiz bir kız ama... sözümüzü dinleyen mi var? Aa, ama sen oğlan anasısın. Gerektiğinde vuracaksın masaya yumruğunu. Dinleteceksin sözünü. Dinleteceğim değil mi? Ha, dinleteceğim. Siz çok dinlediniz de. Ama bizimki başka anneciğim. Ulvi bizimki. Yani nasıl diyeyim? Leyla ile Mecnun gibi. Ferhat ile Şirin gibi. Kavuşmasak olmazdı. Ama Civan abim öyle mi? Hiç aşık gibi bakmıyordu dün. Bakmıyor muydu hakikat? Bir bizim Okan'ımla bakışmalarımıza bak. Bir de Civan abimle o çirozun bakışmalarına. Nasıl olmuş Civan Bey?
yaşa. Bunu alıyoruz. Peki efendim. Yok, almıyoruz. Alıyoruz. Almıyoruz. Neden? Civan, ben böyle bir şey giyemem ki. Niye giymesin işte? Ya ben buna bir şey olacak diye oturup kalkamam. Ne bileyim, yemek falan yemem üstüne dökülecek diye. Bak alırız, boşa para vermiş olursun. İnan ki. Ya sen bunları niye dert ediyorsun ki? Sen dök, biz yine yenisini alırız. İstemiyorum diyorum ama ben. İstemiyorum diyorum. Bu kadar pahalı bir şey giymek istemiyorum ben. Ya sen parayı pulu niye dert ediyorsun ya? Ya sen bunlara takılma. Sen iste, ben sana her şeyi alırım. Baban seni pek bir eli yağda bir eli balda yetiştirmiş. Maşallah pek bir şımarık yetiştirmiş herhalde. Yani bu kadar kolay savuruyor olduğuna göre herhalde çok kolay kazanılıyor sanıyorsun. Ya sen parayı niye dert ediyorsun? Bizim standartlarımızda yaşayacaksın diyorum sana ya. Bizim standartlarımız. Bir elin yağda bir elin balda olacak. Ayrıca her kız böyle elbisesi olsun ister. Allah Allah, her kız böyle elbisesi mi olsun ister? İster tabii. Bana söyle artık, itiraf et. İstiyorum da bunu alalım ya. İstiyorum da çekim ya. Bana söyle, istiyorum de ya. Bana bak arkadaşım. Bak bak, şuradaki askılara bak. Bak onlara seni asarım. Yemin ediyorum, gösteririm sana itiraf ettirmek neymiş ya. Allah Allah. İstemiyorum diyorum, anlamıyor musun? İstemiyorum. Ay. O zaman ben çıkarayım. Ne oldu şimdi ya? Ne oldu? Aklı sıra kendini düğüne kadar garanti altına almaya çalışıyor. Masum melek numaralarına devam. Yer miyim ben bunu be? Nesini anlamıyorsun da beni o hanımefendi çizgimden çıkarıyorsun acaba? Ha? Nesini anlamıyorsun? Öküz. Ay yani ben tamam desem şu kadar elbiseye dünyanın parasını verecek. Görgüsüz. İşte görgüsüz, işte görgüsüz. Ha bir kere ben kabul etsem. Bak bu elbise beni kabul etmez ki. Benim bu fakir bünyede ne işim var diye feryat eder zavallıcık. Öküz işte. Öküz, öküz. Civan Bey, bunlar Zarif eşinize layık en nadide tasarımlarımız. Hanımefendi hangisini beğendiniz? Şunu. Efendim, bu en nadide parçalarımızdan. Sadece sizde olacak. Hiç kimseyle pişti olma ihtimali bile yok. Hatta bunun kolyesi de var. Bakın. Zarif boynunuza çok yakışacak. Yine aynı kalitede çok nadide bir parçam daha var sizin için. Seneniz bitti. Bence buradan almayalım. Niye? Ne oldu ki? Adamı hiç gözüm tutmadı. Alt tarafı sözsüzlüğü alacağız ya. Adam utanmasa kaşık çelmesini satacak. Ya olur mu hiç? Kaç kere evleneceğiz ya? Ömrü hayatında bir kere yaşayacağım bir şey bu. En iyisi olmalı. En güzel olmalı. Bak mesela şu. Bak. Aa, güzelliğe bak. Gel bakayım. Bak şöyle. Nasıl? Çok güzel olmadı mı? Beğendin mi? Tek kelimeyle muhteşem. Bir kolye bir kadına bugüne kadar ancak bu denli yakışmış olsun. Hiç sanmıyorum. Civan Bey, gerçekten sizi tebrik ederim. Müstakbel eşiniz çok zevkliymiş. Onun küpe... Pardon, geliyorum. Odam bizi kazıklamaya çalışıyor diyorum sana. Ya şuradan bir söz yüzüğü alıp çıkıp gidelim buradan, yoksa ben bu adamı döveceğim ha. Sakin ol, tamam. Hadi gel. Evet. Biz bunu alıyoruz. Şunu. Şunu. Efendim, bu olmaz. Bu olmaz sizin için. Çok nadide parçalarımız var. Niye olmasın canım? Bırakır mısınız? Efendim, bu hayatta olmaz. Yani koskoca saydamların geline bu küçücük parça... Yok yok, hayatta olmaz. Olur olur, biz bunu beğendik. Olmaz. Olur. Olmaz efendim. Bırakır mısınız? Ben bunu beğendim diyorum. Bunu istiyorum ya. Anladınız mı? Peki efendim. Tamam. Ay.
Ah, tamam. Bak şimdi. Öyle oldu mu sence? Ya benim arkadaşıma çok iyisi yakışır be. Hayırdır kuzum, asık suratın? Ay Emine abla da bütün gün bırakmadı ki bir sorayım, nasıldı? Ne bileyim ya. Böyle iyi dedik, düzgün çocuk falan dedik de biraz görgüsüz sanki. Nasıl anlatayım, böyle parayla her şeyi satın alabileceğini düşünüyor. Hayır abi, en pahalı mağazalara götürdüm. Özel üretim takılar gösterdim, bana mısın demedi. Yok şunu da alalım, yok bunu da alalım, yok şu marka, yok şu şöyle. Abi beynimi yedi bütün gün ya. Neymiş efendim, bütün kızlar marka şeyler severmiş. Ama suç onda değil biliyor musun? Suç onun babasında. Babası öğretememiş ki oğluna nasıl para kazanıldığını. Şeytan kulağına kurşun Aslı. Yani düşünebiliyor musun böyle bir şey gerçekten evlendiğimi? Aa. Aman aman. Abi kız resmen ters köşe yaptı. Hayır, derdi para olsa o kadar pahalı kıyafete ve takıya hayır demezdi. Hayır dediği gibi bir de üstüne azar işittim ben. Aslı. Efendim canım. Kızma ama bir şey soracağım ben sana. Şey Kenan... Ay bırak şu şerefsizi artık ya. Neyini merak ediyorsun? Ne dedi? Doğru söyle. Boş ver kuzum. Aslı boş verdim zaten. Tamam boş verdim de. Elinde çiçek falan vardı. Niye gelmiş? Pişman. Sen daha bilir misin? Onlar bütün bunları... Tabii. ...beni kıskandırmak için yapıyor. Ben onun ciğerini biliyorum, ciğerini. Ciğer var ya, biliyorum ben. Ama dürüst o. Dürüst oğlum, ben kendimi de biliyorum. Ben nasıl böyle bir eşeklik yaptım ya? Sence pişman oldu mu? Bana bak. Alacağım şimdi seni ayağımın altına, ha? Alo, bu adam seni aldattı, aldattı. Hem de onu babanlarla tanıştıracağın gün evinde başka biriyle bastın. Aklını başına toplar mısın hemen? Hemen diyorum. Haklısın Aslı. Haklısın da. Ya ben düne kadar bu adamla evlilik planları yapıyordum Aslı. Keşke şuramda bir düğüm olsa, bassam da unutuversem Kenan'ı ama yok. Ne yapayım? Meleğim benim. Ama yani... O artık o senin düşündüğün adam değil ki. Unutman lazım onu, başka yolu yok. Keşke o kadar kolay olsaydı Aslı. Ama keşke bunlar yaşanmasaydı demekten kendimi alamıyorum. Keşke bunları yaşamamış olsaydık ve ben şu an Kenan'ı bekliyor olsaydım. Canım benim, güzel kalpli arkadaşım. Ama bak şimdi gerçeklerle yüzleşip ana odaklanmalısın, tamam mı? Süper kızım. Babacığım. Aslı müsaaden var mı kızım? Tabii. Babacığım iyi misin? Peri kızı gibi olmuşsun. Devam oğlum Civan, devam. Şirketi alana kadar oyuna devam. Hadi, utanmaza bak. Sen dur. Hele şu isteme işi bitsin. Ben sana yarın gösteririm. İstediğin evrakları paşa paşa imzalayacaksın, sonra şeytan görsün yüzünü. Ay
açmıyor bak. Görüyor musun? Açmıyor. Bir soluklan kızım ya. Zaman tanış çocuğa azıcık. Tabii ya. Zaman. Ya ben ona verdiğim süreyi sonlandırırsam? Nazlı, ne geçiyor senin kafandan yine? Ne yapacaksın? Hanım hadi. Giyinmemişsin daha. Dedim sana dersin gelmeyeceğim. Nasıl ya? Ya anneciğim olur mu hiç böyle şey ya? Bırak oğlum, ısrar etme. Bırak. İstemiyorsa gelmesin ya. Okan'ınkinden bir şey anlamadık. Senin mürüvvetini de görmesin ya. Bırak. Şimdi iyi diyorsun, hoş diyorsun da babacığım. Yani bu da koskoca Neval Saydam ya. Ya oğluna bir kız isteyememiş mi desinler? Ha? Antep böyle mi konuşsun? Yani dilden dile yayılmaz mı bu laf ya? Ay tamam. Aa. Geleceğim. Az bekleyin. Zaten otur oturayı da canım sıkıldı. Az hava alırım. Sübalim, gözümün işi. Ne kadar da çabuk büyüdün. Ne kadar çabuk okudun. Ne kadar da çabuk evlenmeye karar verdin. Babadan, atadan habersiz söz yüzükleri taktın. Babacığım, inan böyle olsun istemezdim. Ya kızım, ben hatanın yüzüne vurmak için söylemiyorum bunlar. Sübalim, pırıldım. Görüyorum evlenmek istiyorsun. Ama evlilik öyle hemen verilecek bir karar değil. Yani demem o ki sen bu uşaktan emin misin? Şıma, kızım. Zaman rahmetli anandan son yadigarsın. Olmaz. Ama olur da ileride mutsuz olursan. Rıza verdiğim için en başta ben kendimi affetmem kızım. Babacığım. Senin izin olmadan söz yüzüğü takmam hataydı. Biliyorum. Ama inan ki böyle olaylar benim hiç beklemediğim şekilde gelişti. Şunu bil isterim ki son söz kesinlikle senindir. Bunu tüm kalbimle söylüyorum bak. Üstelik bu mesele öyle okumak için buraya geldiğimde senin karşında durmam gibi bir mesele de değil. Dediğin gibi evlilik ciddi bir iş. Ben görmüyorumdur belki ama senin tereddütlerin vardır. Civan damat olarak içine sinmiyordur. Olabilir. Yani dersen ki ben seni o oğlana vermiyorum. Sözünün üstüne söz söylemem. Kesinlikle karşında durmam. Yani hayır dersen senin bir bildiğin vardır. Babam benim. Diyorum ki her şey tek bir lafına bakar. Tek lafınla kapanır tüm mesele. Benim kızım. İşte benim Şımarım. Madem ki sen babanı sevginden önde tutarsın. Madem ki benim bir tek sözüme bakar her şey. O zaman ben de seni sevdiğine verdim gitti. Kızım benim. Of baba. Of baba ya. Vermem diyecektim işte. Derdim kafam gidecekti mesela. Baba ya. Rahatsın. Ha.
Sen baklava işini hallettin mi? Hallettim hanım, hazır. Hepsi hazır arabada. İyi bari. Kasayı aç da ince bir set bakacağım. Sonra kaynana hiçbir şey takmadı demesinler. Haydi sen de Vildan'ı al, çıkacağız birazdan. Tamam babacığım. Vildan müsait misin? Girebilir miyim içeri? Müsait olmasam ne olur koçkum. Helalin değil miyim? Gel hadi gel. Babam hazırsanız hadi. Hanım! Nasıl olmuşum? Gözlerin kamaştı değil mi kocacığım? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Gözlerim öyle bir kamaştı ki sana bakamıyorum şu an. O ne? Şimdi Eltimgiller nazar eder güzelliğime diye takayım da beni kem gözlerden korusun dedim. Aslında sağa da bir tane takmak lazım ama. Yok yok, hiç bana takmayalım. Bence sen de onu çıkar. Olmaz, çıkarmam. Ömrüm nazara gelmekle geçti benim. Hele şimdi muradıma erdim. Göze falan gelemem. Ama hayatım, kardeşimin sözlüsü alınabilir. Bu bana acaba kem gözlü mü diyor diyebilir. Biz ona çık... Sen de hissettin değil mi kocacığım? Neyi? Aramızdaki elektriği. Ceryanlar akıyor gürül gürül aramızda. Yok canım, o kadar da gürül gürül bir şey akmıyor bence. Biliyorum baban yasak koydu diye kendine hakim olmaya çalışıyorsun ama... ...sen de çarpıldın elin elime deyince. Gel aramızdaki yüksek gerilimi bir kadım düşürelim. Bence hiç düşürmeyelim, böyle yüksek kalsın. Düşürelim, düşürelim. Babam kızacak, hadi. Canım kocam ya. Cazibemin kendini kaptırmamak için nasıl kıvranıyor? Ama vuslatımız yakın. Sen hiç korkma. Ben... Onun da beni sevdiği adım kadar iyi biliyorum ya. Haklı, haklı. Ona bir şey diyemiyorum da ben şimdi ne yapacağım ya? Seviyorsan git konuş bence abicim. Madem o da seni seviyor, kaçırma kızı. Doğru diyorsun. Ben... Çak. Çak. Ben şimdi gideceğim, çıkacağım karşısına, diyeceğim, seviyorum diyeceğim. Tabii ya. Gidiyorum ben. Seni seviyorum demeye gidiyorum. Seni diyorum. Nazlı, Nazlı delirme Allah aşkına. Bak her şey daha da kötü yapacaksın. Beni öyle kolayca başından atamaz Ucuban Efendi. Gideyim evine babasına şu cüzdanı göstereyim de görsün o günü. Bak bunu yaparsan onu sonsuza kadar kaybedersin. Hem Civan seni hayatta affetmez. Affetmezse affetmesin. Babası bu cüzdanı gördükten sonra beni her türlü o eve gelin diye kabul eder. Nazlı delirme, bir sakin ol ne olur. Lütfen çekil önümden. Oturuyorlarmış ay. Geldiler. Efendim hoş geldiniz. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Buyurun, buyurun. Beyciğim, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba çocuklar. Buyurun. Kızım merhaba. Hoş geldiniz.
Hoş geldin. Hoş geldiniz size. Buyurun. Ay bu nasıl gelin ya? İnsan bir özenir, süslenir. Her erkek senin gibi şanslı değil kocacığım. Kocişkonlu kız isteme keyfi. Maşallah. Daha da nasılsınız? İyisiniz inşallah. Eviniz de kutu gibiymiş. Nasıl sığışıyorsunuz? Sığışabiliyorsunuz mu? Burası Şimali Aslı'nın öğrenci evi Neval Hanım. Zahmet edip Artvin'e gelebilseydiniz, evimizi de, bağımızı, bahçemizi de görürdünüz ama kısmet işte. Öylesi daha bir makbul olurdu da. Ya elbette oraya da geliriz Dursun Beyciğim. Yani artık bundan sonra akraba olduk sayılır yani. Ay anne, bir içli köfte bile yapmamışlar ya. Ben ne yapayım öyle sofrayı? Tadım kaçtı. Ah kızım o kadar haklısın ki. Bunlar ne cenaze görmüş, ağlamış. Ne düğün görmüş, oynamışlar. Bunların hiçbir şeyden haberleri yok. Sizlere de dün bir hayırlı olsun diyemedik. Hayırlı olsun tekrar. Ay teşekkürler, biz muradımıza erdik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Şimal, kahveler ablacığım. Kahvelerinizi nasıl alırsınız efendim? Sade. Çok şekerli. Benimki de çok şekerli olsun canım. Ay, Hamil nenem arıyor. Müsaadenizle. Baban İstanbul'da Taylanlara kaçtığını duymuşlar. Niye söyledin Aminine'ne ya? Benden değil, senden öğrenmişler. Aklı yılık. İnternette nikah dairesinden resim paylaşmışsın. Ha evet, paylaştım. İyi halt ettim. Kalkmışlar, oraya geliyorlarmış. Deme ya. Ne edeceksin şimdi? Tamam Aminine'ne ya, kapat, kapatamam. Sağ ol. Vallahi şükür işte, yani iyiyiz. Ama biliyorsunuz geldik buraya da böyle bir telaşın içine düşüverdik birdenbire. Ama bunlar tatlı telaşlardır be Dursun Bey. Fena mı oldu bak? Ha, tanıdık birbirimizi burada. Tabii, gel. Telefonlarımı açma bakalım sen Civan Bey. Bu kapı açılınca görürsün gününü. Geldim, geldim. Aa, buyur kızım. Buyuracağım tabii. En çok ben buyuracağım bu eve. Ama bir dakika. İşte geldik. Tahsin Saydamlı'nın evi burası baba. Bu ırzı kırıklar görecekler günlerini. Yürü. Ya
kızım, evladım. Yoklar diyorum, yoklar. Nerede o civan? Çağırın, çabuk buraya gelsin. Yavrum, yoklar diyorum. Neyini anlamıyorsun? Onlar ayrıca dışarı gittiler. Yalan söylüyorsun. Sen biliyorum ben burada olduğunu. İnmek istemiyor değil mi? Ben bulacağım şimdi onu. Ama çekil. Ay. Yahu kimse yok diyorum. Kim bulacaksın Allah aşkına? Kimse yok diyorum sana. Tahsin Bey. Ya Resulallah ya. Civan çabuk çık ortaya. Tahsin. Tahsin neredesin? Çık çabuk ortaya. Nerede o Tahsin denilen herif? Yoklar. Bak bir daha sormayacağım. O Tahsin denilen herif de Uğur düşmanı oğlunun da nerede olduğunu çabuk de hele. Uğur düşmanı oğlu mu? Ne yaptın yine sen Civan? Vallahi bile bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Baba. Ablam internete fotoğraf koymuş. Kimle biliyor musun? O şerefsiz de. Konunu da paylaşmış. Bakayım. Ulan şimdi yaktım çırağımızı. Ulan Tahsin, sana da o Uğur düşman oğluna da bu dünyayı dar etmezsem bana da hakim demesinler. Neredelermiş? Öğrenebilir miyim? Sen de kimsin? O Tahsin Bey'in oğlu var ya, beni de kandırdı, beni de oyaladı. Yürü çabuk. Ben de geliyorum. Beni de bekleyin. İşte şimdi yandın sen Civan. Bitti sen Tahsin, bitti. Sen de oğlun da ikiniz de bittiniz. Efendim, kahvelerimizi de içtiğimize göre asıl mevzuya gelebiliriz. Sebebi ziyaretimiz. Pardon. Ziyaretimizin sebebi hepinizce malum olduğuna göre. Ah, ah. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Şimal'i oğlum Civan'a istiyoruz. Baba. Valla Tahsin Bey'ciğim şimdi bugüne kadar olanlar malum. Geldik buraya işte kızımızı sözlemiş bulduk. Bunlar bizim hiç örfümüz adetimize uygun şeyler değil yani. Bunlar ya ailece Oscar'lık oyuncular ya da işin içinde bilmediğim başka bir şeyler var. Şimdi yani biz de ataya babaya sormadan görüşmek, efendime söyleyeyim söz vermek, sözlenmek böyle şeyler hiç uygun değil. Hiç uygun değil bize. O kadar haklısınız ki Dursun Bey. Yani bir baba olarak yenilecek, yutulacak şeyler değil. Yani gururlu bir baba olsanız olarak bu kızı vermeseniz hakkınızdır. Tabii tabii canım. Bir kız babası olarak. Ya bir durun Dursun Bey bir lafını bitirsin. Bakalım ne diyecek? Şimdi Tahsin Beyciğim biz de gördük ki ama sizin aileniz de örfüne adetlerine çok da bağlı bir aile. Bir yandan da kızımız sizin uşağı da sevmiş. Gönül bu yapacak bir şey yok. Konmuş bir kere. Ne yapalım biz? Sevenleri ayıralım mı? O zaman verdim kızı gitti. Ay yaşa be Dursun Bey. Dursun Bey'den söz almışken yüzükleri de takalım da bari sözümüzün adını koyalım. Takalım. Ailesinin harbiden haberi yok mu acaba? Hiç de dolandırıcıya benzeyen tipleri yok ama... Hoş seninki de laf. Dolandırıcıya benzeyen dolandırıcı mı olur hiç? Civan. Civan. Efendim baba.
Heyecandan bizim oğlan anlamadı tabii. Kızı aldık. Hayırlı olsun. Aldık da yüzükler. Yüzükleri bekliyoruz. Apalarım. Bu kez var ya, konuşacağım onunla. Çok seviyorum diyeceğim. Aynen böyle söyleyeceğim. Abi, gerekirse diz çökeceğim önünde. Ayaklarını kapanacağım ve diyeceğim ki köpeğin olayım, beni affet. Aynen böyle söyleyeceğim. Aynen. Oğlum. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocasın. Allah tamamına erdirsin çocuklar. Erdirecek babacığım, erdirecek. O kadar güzel olacak ki. Öpeyim babacığım. Kızım. Hayırlı olsun. Dursun Beyciğim. Arkadaşınız mı gelecekti? Yok. Ben bir gidip bakayım. Hadi bak. Geleceğim. Aslı, çekil artık. Şimal'le konuşmam gerekiyor. Sevdamın önüne geçme. Haykıracağım ya Şimal'e olan aşkımı. Git buradan, git buradan, hemen git buradan. Gitme beni ya. Gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmem. Ben Şimal'le konuşmadan şuradan şuraya gitmem, anlıyor musun? Tamam, bak sen şimdi git. Ben Sivin'i konuşturacağım, tamam mı? Söz mü? Söz. Gözünü seveyim şimdi, git bakayım bir rezillik çıkacak, ne olursun hadi. Hadi. Hadi git. Baba, konum burayı gösteriyor. Ara, ara çabuk şu namussuzu. Civan'ın böyle bir yerde ne iş olabilir ki ya? Ben bir Aslı'ya bakıp geleyim. Sen otur abicim, ben bakarım.
gibi yapıştın kaldın. Ya gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim Aslı. Seviyorum diyorum, anlıyor musun? Çok seviyorum. Abi. Burada ne işi var yine abicim? Ha, bak, bak, bak. Geldi. Bırak ya, bir bırak. Korkmuyorum senden, anladın mı beni? Korkmuyorum. Ne diyorsun lan sen? Ben karşımda sevdamın karşısında duramazsın diyorum. Ben senin kardeş... Yeter! Ay yeter, bunu aldım valla. Sıktın be. Sen laftan anlamıyor musun lan? Ha? Abi, abi dur bak gözünü seveyim. İçeride misafirler var, bir karışıklık çıkacak, bir şey olacak. Yani Şimal'in en mutlu gününde benim yüzümden mahvolursa ben kendimi affedemem ki. Sen git, ben burayı halledeceğim. Bu boşluğu kaldır tamam mı buradan? Elimde kalacak bu benim yoksa. Tamam abi. Olur tabii. İraç. Ne oldu oğlum? Sonra baba ya. Bir vardı da gündüz de dayanmıştı kapıya. Hı? Ha gene o gelmiş. Rıdvan! Neredesin kız? Çık çabuk ortaya! Rıdvan! Bak burada olduğunu biliyoruz. Bizden saklanamazsın kızım. Dışarı çık. Bu kim ya? Burada açayım. Baksana bir çocuk. Tahsin Efendi! Erkeksen çık karşıma! Ay babacığım! Babacığım mı? Vay Tahsin Efendi, demek buradasınız. Benim kızımı kaçırmak neymiş? Hesabını soracağım size. Ya Akif'ciğim ne yapıyorsun? Durum öyle sandığın gibi değil. Allah Allah. Ay ay, iyi kafa ne oldu be? İndir şu yerde şu silahı. İndir şu yerde silahı. Yok ya, içerisi fena karıştı. Ay. Sen bize silah mı çekiyorsun lan? Gel buraya. Ay, ay benim yüzümden kan akıyor. Ya bir bırakın beni ya. Tahsin, hesabını soracağım sizden. Çabuk çık dışarı. Tahsin Bey, bir dakika durun. İndirin lan arasına. İndir. Oğlum, geri çık. Oğlum, geri çık. Hayır, silaha hiç gerek yok. Yardım edelim, silaha neye giriyorsun? Abi, silaha hiç gerek yok. Abi, bir şey çözer misin? Çabuk çık dışarı. Allah Allah. Abi, bir şey soracağım. Silaha gerek yok diyorum abi. Hiç silaha gerek yok. Tahsin Bey, burada. Ya, oğlum. Aa, Nazlı. Vay. Civan Bey. Yok! Tahsin Bey! Ne oluyorsun ya? Lan sen! Allah Allah! Çek bu silahı! Konuşalım bunu! Bak bir saniye! Çek onu! Bir saniye! Silahı al, getiriyorum! Ulan geliyorum şimdi oraya! Benim bahçemde! Sen kimsin lan? Çekil bir dakika! Ne yapacağız? Tut şunu götürelim! Ne? Tut! Ne oluyor? Şimal! Aşkım! Ay Şimal kadar taş düşsün başına! Atalım şunu, çabuk gitsin! Oh! Ne oluyor kızım burada? Bilmiyorum, derdimiz o değil, yürü. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Aslı, senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Bana hemen mantıklı bir açıklama yapıyorsun. Gel benimle. Gel bakalım Tahsin Efendi. Gel de boyunun ölçüsünü bir alalım.
Siz kimsiniz ula bizim kapımıza dayanırsınız? Silah bir tek sizde mi var lan? Asıl siz kimsiniz lan? Ya bir dakika, bir dakika beyler. Ama lütfen ama bir sakin olalım. Cinsmiş ya böyle. Tüzmük gibi yapıştı kaldı. Ne oluyor? Ha. Ha. Şimay. Şimay. Aşkım. Çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Bırak bu aynı terani tekrarlayıp duruyor. Bırakma. Bırakma beni. Bırakma. Vallahi çok seviyorum. Şimay bana bak. Şimal yapma. Seviyorum aşkım. Aşkım sana. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Ya arkamdan iş çevirdin yetmedi. Bir de peşimden izin sürüyorsun burada. Babana söylemeye geldim hayatım. Oğlunun mürüvvetini bilmeye hakkı var ama değil mi? Saçmalama sen delirdin mi? Delirdim. Delirttin beni. Bu iş bu akşam bitecek. Ben öyle kolayca başından atamazsın Civan Saydam. Aa şey ama hayatım. Ama sen de çok sertsin. Nazlı. Çok sertsin sen de. Ama rica edeceğim beyler. Koskoca adamsınız. Önce bir oturup konuşalım. Onu benim kızımı kaçırmadan önce düşünecektiniz Tahsin Efendi'ye. Yahu yok öyle bir şey. Ay sen niye buradasın Okan ya? Gitsene yanlarına. Bunca yaygara senin karın yüzünden kopmuyor mu? Desene babamın bir suçu yok diye ya. Bir sus be. Babam seni alnının ortasından vurur. Sakın gitme kocacığım. Gitme yavrum. Gitme oğlum. İndirirler seni. Zaten senin hatırın için gitmiyorum anne. Sen üzülme diye yoksa. Ne oluyor acaba dışarıda? Sen gidip bir baksana aşkım. Ay yok gitmesin babası vuruverir kızı falan gitme. Yok yok babası kıyamaz ona. Hadi aşkım sen git. Bana aykırdığın gibi babanın önünde aykır aşkımız hadi. Öyle mi? Tamam. Babacığım. Hoş geldin babacığım öpeyim. Benim için kavga etmeyin olur mu? Biz sevdiğimle sevişiyorduk zaten. Ben kendim kaçtım geldim. Bizim muslatımız şarttı. Tek bir vücut olduk. Ne diyor lan bu? Beni delirteceğiniz mi lan size? Beni delirteceğiniz mi? Ya benim bunca yıllık arkadaşını tanımıyor musun Akif? Ha, benim nerede ne zaman yalan söylediğimi gördün. Gel oturalım konuşalım. Koskoca adamlar böyle sokak ortasına silah çekmek yakışıyor mu ya? Ha? Ay Aslı bayıldı falan ya ne oldu ki? Aman bırak bir şey olmaz bu kalın kafalıya. Ay Şimal Allah aşkına bir kendine gel artık ya beni delirtme. Kızım bu adam seni aldatmadı mı? Aldattı. Hem de seni bir telefona terk edip yüzüstü bırakmadı mı? Bıraktı. Şimdi iki sarhoş oldu. Ağladı diye af mı edeceksin yani? Ha? Ya senin günlerdir çektiğin stresin, çevirdiğin o alaverili daraverinin için yiyen o yalanların sebebi bu şerefsiz işte. Ne olur gözünü aç artık bir kendine gel yavrum ya. Canım benim. Bak artık bunu burada bırakıp önüne bakmanın zamanı geldi. Babanlar duyacak, işler gereksiz büyüyecek. Ne olursun. Hadi. Hadi gidelim şimdi hadi. Tamam. Bak ben sana çok kızgındım. Ve o öfkeyle bitti dedim. Telefonunu açmadım. Çünkü şu yüzden yani sakinleşelim, öyle konuşalım diye, birbirimizi kırmayalım diye açmadım telefonları. Bir anlık öfkeyle oldu diyorsun yani. Evet Nazlım. Evet bir tanem bir anlık öfkeyle ne olabilir ki? Ama kabul et. Sen de beni bayağı kandırdın. Yani azıcık kandırmış olabilirim evet. Azıcık mı? Sen beni azıcık mı kandırdın? Azıcık.
Az çok. Az çok diyelim. Aman geçti gitti zaten değil mi? Sen de beni oyaladın ama itiraf et. Tamam evet. Ama bunlar şu anda konuşulabilecek konular değil. Dediğim gibi biz buraya abime kız istemeye geldik. Abime diyorsun yani. Nazlı. Nazlı yani bir etrafına bakar mısın? Ya biz buraya abim için gelmesek bir böyle bir mahallede ne işim var Allah aşkına ya? Doğru. İkna oldum oldum. Tamam. Peki sen şimdi şunu söyle. Biz niye babana gidip söylemiyoruz? Ya biz evlendik diyelim bitsin gitsin işte. Hayır öyle olmaz çünkü babam arkasından iş çevirmesine çok kızar. Arkasından dolap çevirmesi babamın en nefret ettiği şeydir. Şimdi sen kalkıp gidip babama söylesen ne olur? Ne olur? Ne olur? Çok güzel soru. Ben bütün haklarımdan mahrum kalırım. Bütün mirastan mahrum kalırım. Titebe, Şahimer'den ortada kalırım. Sen kocanın fakir fukara ortada kalmış birinin olmasını ister misin? Ay yok. Allah korusun hayatta istemem hayatım. Ben de istemem. O yüzden ne yapıyoruz? Sen şimdi gidiyorsun. Biz seninle sonra plan yapıyoruz. Babamın karşısına çıkıp her şeyi söylüyoruz. Ha? Söz mü? Söz bir tanem. Söz aşkım. Söz dünya güzeli. Hadi. Hadi. Ay civan ya. Çok korkuttum. Tamam hadi. Hadi bir tanem. Hadi gel öpeyim seni aşkım. Gel. Bir tanem benim. Hadi gel. Sakin sakin. Hemen çaktırmadan sağdan sağdan. Şimal. Kızım hadi gideyim. Hadi. Hadi bir tanem dikkatli ol. Hemen git sağdan sağdan git. Peki o kız kimdi? Hangi kız ya? Ya hangi kızı diyeceğim? Bana oyun oynama civan. Paparazilere yakalandığımız kızı diyorum. Tamam ya o kız, o kız. Önemli biri değil ya. Ben seni bu olaylar yaşanacak kıskandırmak için öyle bir kız buldum. O herhangi bir kız ya. Herhangi bir kız. Önemli bir kız değil aşkım. Asıl olan sensin. Hadi sen git hadi. Beni seviyorsun değil mi? Çok seviyorum. Sevdim. Seni çok seviyorum. Hadi. Hadi bir tanem hadi. Hadi aşkım benim hadi. Haber ver bana. Aklım sende kalmasın. Aman ha. Şimdilik yırttın oğlum. Şimdilik yırttın. Şimal. Sen her şeyi hatırlıyor musun? Ben mi? O kıza söylediklerim. Sen başından beri her şeyi hatırlıyordun. Evet ama şimdi oradaki senin işin... Şimdi hatırlıyorum ben. Evet şimdi hatırlıyorum. Nazlı geldi. Benim hafızam yerine gelmeye başladı. Evet. Evet. Ama biraz önce söylediklerin. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum evet sen. Sendin o. Arkadan geldin. Beni sinsice çukura ittin. Ben hafızamı kaybettim. Sonra herkese sözlüce anlattın sen. Sen yaptın. O sensin. Aman Allah'ım. Neler yaşıyorum ben. Benim başıma neler geldi. Sen yaptın bunu. Sen beni dolandırmak için. Ben... Kardeşim ayı mısınız, gürt müsünüz? Ev basmak ne? Sen nedir bu ya? Ya sakin ol. Başında insanlarsınız Tahsin Beyciğim. Lütfen ama konuşarak anlaşalım değil mi? Lütfen. Bak evine kızımız doğru söylüyor Akif. Yani bu işi konuşa konuşa halledeceğiz ama burada değil. Zaten dünürlerimize çok ayıp oldu. Buyurun bize gidelim. Oturup ne gerekiyorsa konuşalım. Dursun Beyciğim çok çok özür diliyorum sizden de. Bize müsaade. Öyle. Hadi toparlanın Naval. Hadi gidelim. Civan nerede? Civan! Civan! Şimal, o da yok. Vay vay vay. Sen ne düzenbaz.
Sen ne melek yüzü şeytanmışsın be. Ya ben de sana inandım ya. Ben de sana inandım. Bugün biz yüzük taktık ya, yüzük ya. Allah'tan Nazlı var. Nazlı olmasak ne olacaktı? Benimle evlenecektin sen. Beni dolandırıp, benim zayıflığımdan faydalanıp benimle evlenecektin. Ben dolandırıcı değilim. Dolandırıcısın. Sen bal gibi dolandırıcısın sen. Sen benim paramdan faydalanmaya çalışan bir şark kurnazısın. Sen dolandırıcısın. Ailen. Senin ailen. Belki ailenle birlikte yaptınız bunu, değil mi? Durun ben bir arayayım Civan'ı. Ara Dahsin, hadi ara. Bunun telefonu burada. Ne biçim hali arayayım? Ara bak. Ya bunlar nerede o zaman? Sana yazıklar olsun be. Sana yazıklar olsun. Şu tipini gören, şu halini gören seni de düzgün bir insan zanneder be. Hop 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 hop. Civan Efendi, sen benim arkadaşımla böyle konuşamazsın. Sus kız! Pilik tüpü! Sana ne oluyor? Ha? Ah! Şıracının şahidi bozacağım. Ben neye şaşırıyorsam artık! Sen tabii bunun eş birlikçisisin sen. Belki ailen. Ailen de bu işin içindedir. Doğru söyle. Beraber mi planladınız bunu ha? Yok. Yok, onların hiçbir suçu yok. Bütün suçu benim. Bana istediğimi söyleme, onlara hiçbir şey söyleme, ne olur. Anlat, anlat. Heyecanlı oluyor dinlemek yalanlarını. Anlat. Ay sen birbirimden ne konuşuyorsun be? Ben çok özür dilerim. Tamam mı? Çok özür dilerim. Biliyorum affedilir bir şey değil ama ben şimdi hepsini halledeceğim. Gidiyorum içeri, her şeyi anlatacağım. Hey be Civan oğlum. Bunu da başardın ya. Buradan da yüzün akıyla çıktın ya. Senden korkulur. Şimdi gidip her şeyi anlatacak. Anlatacak da. Şirket? Şirket gidiyor. Şimar! Şimar dur. Bir şey söyleyeceğim. Ne var ya? Yetmedi mi söylediklerin? Doymadın mı hakaretlere? Ama ben... Yeter! Ay tamam söyleyeceğim dedi kız işte. Daha ne istiyorsun? Yetmedi mi ezdiğin ya? Görmüyor musun halini? Bak ama... Ya bırak Allah aşkına lütfen. Söyleyeyim de kurtulayım. Çok yoruldum ben artık bu yükten ya. Dur. Söyleme. Ne demek söyleme? Ne diyorsun sen ya? Dalga mı geçiyorsun bizimle? Sen orada ağlayınca ben bir kötü oldum. Tabii o şokla ben de biraz ağır konuşunca... Tabii doğal olarak. Ama şey... sen de zorda kaldığın için böyle bir yalan söyledin. Anlıyorum. Yoksa sen yani zorda kalmasan böyle bir oyun kuracak insan değilsin. Öyle değil mi? En iyisi biz önce konuşalım. Konuşalım şimdi durduk yere ailelere rezil olmak var. Rezil olmayalım. Şimal. Ne yapıyorsunuz burada siz abicim? Abi. Baba, benim size söylemem gereken bir şey var. Şey. Şimal, silahlar çekilince korkmuş buraya geldi. Ben de peşinden koştum geldim buraya. Kim? Şimal. Silahtan mı? Korkmuş mu? Yok. Ben korktum. Ben çok korktum. Bu korkmuş. Orasına karışmam olur. Allah Allah. Bunlar nasıl insanlar ya? Bu nasıl bir aile? Ya yemeğe çağırıyorlar. Gidiyorum. Oğulları habersiz evlenmiş. Allah Allah. Tamam, kız istemeye geliyorlar. Geldiler. La bu sefer akrabaları geliyor silahla ev basmaya. Bu nedir ya? Dağ başı mı burası? Bunlar nasıl insanlar ya? Ay arkadaş ya. Yemin ediyorum var ya bunların hepsi Allah'ın bir işareti baba. Olur da düğün yapsak ben olacakları düşünemiyorum bile. Yemin ediyorum bunların hepsi bir işaret. Miraç, sen de yangına körükle gitmesen mi ablacığım? Kızım, çocuk doğru söylüyor. Var bunda bir şey ya. Bunlar nasıl insan ben anlamadım ki. Allah Allah ya. Böyle şey görmedim. Ay Şimal yeter kendini mahvettin. Yas'ı görmedin mi adama nasıl rezil oldum ya? Evet ama yani eninde sonunda olmayacak mıydı zaten? İyi tarafından bak bir de sırtındaki kamburundan kurtulmuş oldun.
Hem daha kötüsü de olabilirdi. Ne bileyim, sana kızıp rezil edebilirdi. Ya acıdı da ne güzel sırrına sahip çıktı işte. Çok utandım ben ya. Yer yere saklı da içine girseydim. Kızım, bak bana bir. Bana bak. Ya sen zaten babanlar gidince her şeyi anlatmayacak mıydın? Bir de onun için gerilecektin. Tertemiz öğrendi işte. Daha ne istiyorsun? Hak da verdi sana. Ya ben onun yüzüne bakamam ki. Ya niye bakamayacakmışsın? Ya yarın gider anlatırsın. Böyleyken böyle oldu dersin. Bir iki güne oyun da bitecek zaten. Bir daha nerede göreceksiniz birbirinizin yüzünü? Ama... Ama yok. Ama yok. Ya her şey kendiliğinden çözüldü işte. Daha ne istiyorsun kuzum? Aslı ya. Hadi artık. Alın gidin kızınızı da ben de şu Okan tehlikesinden kurtulayım. Yani Akif'ciğim bak, az önce anlattığım gibi işin aslı, özü bu. Ya benden habersiz, baksana şuraya. Gitmişler, evlenmişler kendi kendilerine yani. Akif'ciğim sen beni iyi bilirsin. Benim niyetim üslubuna uygun olarak gelip kızını istemekti. Ama işte kısmet olmadı. Kalkın. İşte bu ya. İşte bu noktaya gelince... Akif Bey amcacığım öyle olmaz. Netice itibariyle gençler birbirini sevmişler. Bir büyüğü olarak size de... Onların önünü açmak düşer değil mi? Şimdi Akif'ciğim... Yani sen ne dersen o olacak. Senin hükmün karşısında bizim boynumuz kıldan ince. Ne diyeyim Tahsin? Senin oğlun deli. Bu kız zaten ondan deli. Tamam, zaten bundan evlenmişler. Ama bu böyle olmaz. Adam gibi düğün yapmak lazım. Hay hay, o kolay. Hay anam. Akif'in kızı yüzünü eğdirtti dedirtmem millete. Dünden telli duvaklı gelin olacak. Kırmızı kuşağını takacağım, elimi de öpecek, evden öyle uğurlayacağım. Anlaştık. Sen nasıl dersen öyle. Tüh be. O zamana kadar da otelde kalacağız. Ama ya ne lüzum var otelde kalmaya? Bir sürü odamız var burada. Birini açtırtırım size. Yok, yok. Böylesi daha münasip. Baba, yalvarırım ayırma beni kocamdan. Bu düğün bir an önce olacak. En kısa zamanda. Yürü. Bizi koparıyorlar kocacığım. Seni çok özleyeceğim aşkım. Ama hiç üzülme, tamam mı? Yakında görüşeceğiz. Hadi kızım. Babacığım. Defol buradan. Seni gözüm görmesin. Seninle daha sonra hesaplaşacağım. Yıkıl karşımdan. Ama baba. Defol dedim. Peki babacığım. Kimler götürücü? Sen gel bakayım benimle. Eyvah. Gitti şirket. Babacığım. Konuştuğumuz gibi değil mi? Şirketi bana veriyorsun. Başlatma şirketinden. O kızın gene orada ne işi vardı? Hangi kızın babacığım? Sen çok iyi biliyorsun hangi kız olduğunu. O Nazlı denen kızın orada ne işi vardı? Cevap ver. Hayret. Civan Say'da mı öyle dedi demek?
Ne sandın kızım? Bu sefer kolay kolay pes etmeyeceğim demiştim sana. Bak sabrettim. Sonunda muradıma eriyorum. Bir şey söyleyeyim mi Demet? Civan da benim onu sevdiğim kadar seviyor beni. Baksana kopamıyor benden. Vallahi senden haberi ayrılırken hiç de öyle kopamıyor gibi görünmüyordu. Ayrıldıktan sonra geri de dönüyordu ama. Unuttun herhalde. Hem zaten ayrılığın sebebi Civan değildi ki. Ailesiydi. Yani ne yapsın? Arada kaldı çocuk. O babası olmasaydı ben o eve çoktan gelin diye gitmiştim de. Aman boş ver. Ama bir şey söyleyeyim sana. O yüzük yarın öbür gün bu parmağa girecek. Ben o eve gerçek bir saydam olarak geleceğim. O kızın baba nereden bileyim o kızın orada ne işi vardı ya? Hayır nereden de bulmuş ki? Babacığım yapıştı yani. Gerçekten yapıştı. Bırakmıyor. Ama ben senin oğlum ben... Müsaadenle oturuyorum babacığım. Buyurun. Yani şu surata bakar mısın babacığım? Yani hiç. Ben de ona pabuç bırakacak gözü var mı babacığım ha? Bir baksana bana. Yani ama ben artık işinde gücünde, şirketinin başında, evinin erkeği bir adam olmak istiyorum. Civan, gene bir dalavere çevirmiyorsun değil mi? Kim? Ben mi? Babacığım aşk olsun ne dalavere çevireceğim ben ha? Yani benim dünya güzeli bir sözlüm var. Bir de sen verirsen bir şirketim olacak. Uzatma. Tamam, tamam. Tamam mı? Baba gerçekten tamam yani şirketi bana hemen mi veriyorsun? Zaten babacığım abimin de bu olacak iş değil yani yaptığı işler. Civan! Efendim babacığım. Uzatma. Tabii. Çık dışarı. İyi geceler. Çık! Nasıl ya? Demek sen her şeyi sırf bu yüzden yaptın ha? İnan düşündüğün gibi değil. Para için değildi yani. Anlıyorum. Ya insan evlenecek kadını aldatır mı arkadaş ya? Ya sen nasıl adi bir adamsın? Hadi karşındaki de saygın yok. Kendine de mi saygın yok bir adam? Of. Neyse bunları konuşmayalım ama Şimal yani... Şanslısın ki benim gibi bir adama denk geldin. Akşam da söylediğim gibi. Ben sana yardımcı olacağım. Ben zor duruma düşmeyeyim diye yalanıma ortak mı olacaksın yani? Şimalcığım sırf kendini bilmezin biri seni aldattı diye bütün hemcinslerimizi aynı kefeye koyamazsın. Ben seni gördüm. Ben seni tanıdım. Halini gördüm. Yani gerçekler ortaya çıkarsa ne kadar zor duruma düşersin bir düşünsene. Orası öyle ama şimdi... Aması maması yok. Sen demedin mi babam gerçeği öğrenirse beni Artvin'e geri götürür diye? Şimal. Peki annen? Annen için açacağın o sergi. Vaz mı geçeceksin? Kusura bakma. Ben senin gibi bir yetenekli kızı... ...sırf adi bir şerefsiz onu aldattı diye... ...bir genç kızın hayallerinden vazgeçmesine göz yumacak adam değilim ben. Ben o değilim Şimal. İyi de sen de yalan söyleyeceksin benim yüzümden ailene. Ailem gerçeği şimdi öğrense daha mı az üzülür? Ben kendi ailemi de düşünüyorum senin aileni düşündüğüm kadar. Madem bu işi kimseyi üzmeden, yıkmadan halletme şansım var, ben bunu seçiyorum. Ne kadar iyisin. Abartma ya. Kim olsa aynı şeyi yapar. Ya da ne bileyim yapmaz yani. Ne yapayım ben de böyleyim ya, ben buyum. Böyleyim. Peki dünkü kız? Hangi kız? Dün bir tane kız geldi ya. Eski sevgilim. Eski sevgilim. Eski sevgilinin ne işi varmış ki orada? Haklısın. Bu böyle olmaz Tahsin. Doğru. Tahsin Bey. Evet. Dursun Bey geldiler. Hah, gelsin. Buyurun. Gel Dursun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır Tahsin Bey? Bu kadar acelesi olur mu? Ya kusura bakma seni de böyle ayağımıza çağırtıyormuşuz gibi oldu ama...
Estağfurullah. Konuşacaklarımız mümkün. Buyur otur. Konuşalım bakalım. Ya Şimay, bak herkes senin gibi değil ki. O kız benim param için peşimde. Yani kıza bir yüz verdik, 100 gündür peşimizi bırakmıyor. Yani akşam sen de gördün. Bir tatsızlık çıkmasın diye alttan aldım ben ama olur iş değil artık. Bu iş bitti maalesef. Anladım. Yanlış anlamadın değil mi? Yani ben sen açıklama yap diye sormuyorum. Açıklama yapmana gerek yok. Sonuçta senin hayatın beni ilgilendirmez değil mi? Tabii tabii. Yani bunları da konuşacak olursak neyse. Senin meseleye dönecek olursak eğer en kolayından bu işin altına nasıl kalkarız onu bir düşünelim. Sizinkiler mezuniyetten sonra Artvin'e dönüyorlar değil mi? Evet. Süper. Demek ki biz bu sözlülük oyunu biraz daha devam ettirelim ki dikkat çekmeyelim değil mi? Tamam. O zaman şey yapalım. Babamlar gider gitmez bitirelim. Hayır. Olmaz. Bizim bunu birkaç ay daha sürdürmemiz lazım ki dikkat çekmeyelim. Oyun olduğu anlaşılmasın. Birkaç ay mı? Evet birkaç ay. Öyle olmak zorunda. Yani benim için fark etmez de. Yani tanıdığım kadarıyla babam biraz ters bir adam. Yani ben senin için söylüyorum. Yani senin için de sıkıntı olur diye söylüyorum. Yok artık öyle şey olur mu ya? Ya babam aslında iyi adamdır. Ama tersi de terstir. Ya seni çok iyi anlıyorum. Bakma bizimkinde tatlı dili güler yüzlü olduğuna. Bizimkinde tersi pistir. Madem öyle... Birkaç ay sözlük alalım ki dikkat çekmesin. Yani sona baktık olmuyor. Deriz ki anlaşamadık, olmadı, tutturamadık, yürütemedik deriz. Ayrılırız yani. Üstü bunca ailelerimize bunu anlatırız. Ailelerimiz de bu oyunu hiç öğrenmemiş olur. Birkaç ay diyorsun. Mecbur. Anlaştık mı? Bak Şimal. Ben her şeyi senin için yapıyorum. Her şeyi. Anlaştık. Anlaştık. Babam arıyor. Çocuklar, hoş geldiniz. Şimdi bakın, dün olanlar malumunuz. Akif amcanızla oturduk, konuştuk, bir karara vardık. Okan abin 10 güne kadar evleniyor. Aslında elimizde olsa biz bugün evlendireceğiz ama... işte düğün hazırlıkları falan malumunuz. Kızım, babanla konuştuk. Düşündük ki, ya dedik Okanlar evleniyor. Ve dedik bunların düğününü de aradan çıkaralım. Ne? Kızım zaten buradayız yani gitmeden düğünü de yapalım da. Ben anlamadım hocam. Yani 10 güne kadar evleniyorsunuz. Çifte düğünümüz var. Hadi bakalım.